Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Nam-ı Diğer'le Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Orada da bildiğiniz üzere 10. hakikatteyiz. Galiba 3 dersten beri 10. hakikat üzerine tefekkürlerde bulunmaya çalışıyoruz. 10. hakikat ne hakkındadır dersek hemen o manşet cümlesini hatırlayalım. Bab-ı hikmet, inayet, rahmet, adalettir. Bab-ı hikmet, inayet, rahmet, adalettir. Yani kainattaki oluşlara, tefekkürlerimize, okumalarımıza başladığımız yer, başladığımız yön, baktığımız pencere, hikmetin, inayetin, rahmetin, adaletin penceresidir. Buradaki ifadesiyle babıdır, yani kapısıdır. Ve devam ediyor o manşet cümle. İsmi Hakim, Kerim, Adil, Rahim'in cilvesidir. Yani biz bu okumaları adressiz yapmıyoruz. Onların bir sahibi var. Kimdir o sahip? Esma-ül Hüsna'nın sahibi. Yani Hakim, Kerim, Adil, Rahim'in cilvesidir. Cenab-ı Hak bu tecellilerin ve bütün tecellilerin sahibi olduğundan elbette bu okumalarımızda bazı adreslere gidiyor. Cenab-ı Hakk'ın zatından önce esmasına, oradan sıfatlarına, oradan şuunatına, oradan da zatına açılan pencereler buralarda bulunuyor. Biz de bu okumalarımızı oralara varmak için yapıyoruz. Evet, 10. hakikat bu cümleyle başlıyordu. Şimdi hemen yine hep yaptığımız üzere en başa bir dönelim. 10. sözün hangi ayeti kerimeyle başladığını bir hatırlayalım. Bediüzzaman Hazretleri, yanlış hatırlamıyorsam, Emir Dağ layıkasında mı? Diyor ki mesela şey için, 10. söz için, 100'den fazla ayetten süzülmüştür diyor. Yani onların şeyi vardır, manasının hissesi, gösterdikleri hakikatin payı bu risalede vardır diyor. Ama elbette en başta bir tane ayet var. Bir girizgah, yine bir bab olarak burada bulunuyor. Fakat metnin içinde daha birçok ayete, hadise işaretler var. Söz basım külliyette de bazılarına işaret edilmiş. Yeri geldikçe onları da naklediyoruz size. Allah razı olsun. Yani 10. söz hangi ayeti tefsir ediyor dersek sadece bu ayeti değil. Ama hangi ayetle başlıyor dersek elbette ki bu ayetleri zikredebiliriz. İşte 10. söz Haşir bahsinin başındaki ayetler. 1. ayet Bismillahirrahmanirrahim. 2. ayet Estağfirullah Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtiha inne zalike le muhil mevta ve huve ala kulli şeyin kadir. Rum suresinin 50. ayetiydi bu. Rum suresinin 50. ayeti. Kısa bir meali söz basım tarafından şu şekilde verilmiş. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Bir daha okuyayım. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayetiyle daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda dahi manasıyla, daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda dahi görüyoruz ki Cenab-ı Hak baharı haşre bir delil olarak bize gösteriyor ve ona da rahmet eseri olarak bakmamızı istiyor. Buradan bize ne öğretiyor? Bahardaki oluşları zaruri kılan mı diyelim, zor ifadeler bunlar ama deneyelim, gerektiren oluşlar diyelim. Ya da oluşları gerektiren diyelim. Rahmetim yine iktiza eder ki insanoğlu da kendi kışında, hiçinde, yokunda kalmasın, tekrar bir dirilişe
muhatap kılınsın ve tekrar ikramda, ihsanda bulunulsun ona. Baharı yaratan rahmetim bunu da iktiza eder diye haber veriyor. Diğer taraftan Kudret diyor ki bize, ve huve alâ külli şeyin kadir sırrıyla, bahara imkan veren, birkaç günde bir değil, on değil, yüz değil, bin değil, yüz bin değil, milyon değil canlıyı tekrar varlığa çağıran Kudretim, yine elbette imkan verir ki bir tek canlıyı da kendi kışında bırakmayayım, kendi baharına çağırayım. Bunun Kudret açısından hiçbir imkansızlığı yok diye ayet-i kerime bize iki perspektif sunuyor. Rahmet gerektirir, Kudret imkan verir. Rahmet gerektirir, Kudret imkan verir. Bu iki şart, daha önce bir kitaptan alıntıyla bahsetmiştik, Sanat Felsefesi kitabından. Tek tek baktığımızda gerek şartlar ama ikisi beraber olduğunda yeter şartlar. Yani bir fail rahmet sahibi ise, nihayetsiz rahmet sahibi ise ve nihayetsiz kudret sahibi ise, onun haşrı yaratması artık yeter şartı oluşmuş demektir, yaratır. Ama tek tek de rahmet sahibi, kudret sahibi değilse, rahmeti var ama elinde imkan yok demektir. Kudreti var, rahmeti yoksa bu da demektir ki imkanı var ama öyle bir iktizası yok. Şanı gerektirmiyor demektir. Burada ayet-i kerime çok hikmetli, mucizane bir şekilde haşrin iki gerek şartını ve toplamında da yeter şartını bize öğretiyor diye düşünebiliriz demiştik. Bundan evvelki bir derslerde bunun üzerinde ince ince durmuştuk. Hep söylüyorum, buradaki Bismillahirrahmanirrahimleri de ayet olarak düşünmek lazım. Sadece adetten zikredildiklerine değil. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri Şafii Eş'ari bir alim. Ve Şafiilerde biliyorsunuz Bismillahirrahmanirrahim her surenin başında ayet olarak vardır. Hanefilerde bir kere nüzul etmiştir ama kıymetine binaen her surenin başında tekrar edilmektedir. Hanefiler böyle iman ederler. Ancak Şafiiler derler ki her sureye katıktır o ayet. Yani her surenin parçasıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Tevbe suresi hariç bütün surelerden başında Bismillahirrahmanirrahim o surenin bir parçası olarak vardır derler. Bir ayet olarak vardır derler. Allah onlardan da razı olsun. Hanefilerden de razı olsun. Cümle ehl-i sünnet ve cemaat ulemasından kim ki istikametle bu dinin duvarına bir taş koymuş, bir sıva vurmuş, bir çivi çakmış, Allah hepsinden razı olsun. Çünkü onların o emeği sayesinde işte biz ahir zaman ümmeti bu marifetullah'a, bu fıkha, bu hadise, ne diyelim, İslami ilimlerin her bir parçasına istikamette ulaşabiliyoruz. Onların emekleri olmasaydı biz bu sahih dine ulaşamazdık, erişemezdik. Allah onların şefaatlerine bizlere nail eylesin. Onların da emeklerine çok çok ecirler versin katında. Amin. Pekala, ayeti hatırladık. Tekrar 10. hakikate dönelim. Yine yaptığımız gibi hakikatin bir kısmını, hepsini değil çünkü hepsi uzun, dersimizden çok süre alır. Yine bir kısmını okuyalım. Sonra daha önce tefekkür ettiğimiz kısmı atlayarak hızlıca asıl konuşacağımız kısma gelelim. 10. hakikat. Bab-ı hikmet, inayet, rahmet, adalettir. Bab-ı hikmet, inayet, rahmet, adalettir. İsmi Hakim, Kerim, Adil, Rahim'in cilvesidir. İsmi Hakim, Kerim, Adil, Rahim'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki şu bekasız misafirhane-i dünyada ve şu devamsız meydanı imtihanda ve şu sebatsız teşhirgâh-ı arzda bu derece bahir bir hikmet, bu derece zahir bir inayet, bu derece kahir bir adalet ve bu derece vasi bir merhametin asarını gösteren, eserlerini gösteren Malikül Mülkü Zülcelal'in daire-i memleketinde ve alem-i mülk ve melekutunda daimi meskenler, ebedi sakinler, baki makamlar, mukim mahluklar bulunmayıp şu görünen hikmet, inayet, adalet, merhametin hakikatleri hiçe insin. Hem hiç kabil midir ki o zat-ı hakim şu insanı bütün mahlukat içinde kendine külli muhatap ve cami bir ayna yapıp
bütün hazaini rahmetinin müştemilatını, bütün hazaini rahmetinin müştemilatını, rahmet hazinelerinin içeriğini diyelim, ona tattırsın, hem tarttırsın, hem tanıttırsın, kendini bütün esmasıyla ona bildirsin, onu sevsin ve sevdirsin, sonra o biçare insanı o ebedi memleketine göndermesin, o daimi saadetgaha davet edip mesud etmesin. Hem hiç makul müdür ki, hatta çekirdek kadar her bir mevcuda, bir ağaç kadar vazife yükü yüklesin, çiçekleri kadar hikmetleri bindirsin, semereleri kadar maslahatları taksın da, bütün o vazifeye, o hikmetlere, o maslahatlara, dünyaya müteveccih yalnız bir çekirdek kadar gaye versin. Bir hardal kadar ehemmiyeti olmayan dünyevi bekasını gaye yapsın. Ve bunları alemi manaya çekirdekler ve alemi ahirete bir mezra yapmasın, ta hakiki ve layık gayelerini versinler. Ve bu kadar mühim ihtilafat-ı mühimmeyi gayesiz, boş, abes bıraksın, onların yüzünü alemi manaya, alemi ahirete çevirmesin, ta asıl gayeleri ve layık meyvelerini göstersin. Evet, hiç mümkün müdür ki bu şeyleri böyle hilaf-ı hakikat yapmakla kendi efsaf-ı hakikiyesi olan hakim, kerim, adil, rahimin zıtlarıyla haşa sümme haşa muttasıf gösterip hikmet ve keremine, adl ve rahmetine delalet eden bütün kainatın hakaikını tekzip etsin, bütün mevcudatın şehadetlerini reddetsin, bütün masnuatın delaletlerini iptal etsin. Hem hiç akıl kabul eder mi ki, insanın başına ve içindeki havasına saçları adedince vazifeler yükletsin de, yalnız bir saç hükmünde ona bir ücret-i dünyeviye versin. Adalet-i hakikiyesine zıt olarak ve hikmet-i hakikiyesine münafi, manasız iş yapsın. Hem hiç mümkün müdür ki, bir ağaca taktığı neticeler, meyveler miktarınca her bir zihayata, belki lisan gibi her bir uzvuna, belki her bir masnağa o derece hikmetleri, maslahatları takmakla kendisinin bir hakimi mutlak olduğunu ispat edip göstersin, sonra bütün hikmetlerin en büyüğü ve bütün maslahatların en mühimmi ve bütün neticelerin en elzemi ve hikmeti hikmet, nimeti nimet, rahmeti rahmet eden ve bütün hikmetlerin, nimetlerin, rahmetlerin, maslahatların menbaı ve gayesi olan beka ve likayı ve saadet-i ebediyeyi vermeyip terk ederek bütün işlerini abesiyet-i mutlaka derecesine düşürsün ve kendini o zata benzetsin ki öyle bir saray yapar, her bir taşında binlerce nakışlar, her bir tarafında binler zinetler ve her bir menzilinde binler kıymettar alat ve levazımat-ı beytiye bulundursun da sonra ona dam yapmasın, her şey çürüsün, beyhude bozulsun, haşa ve kella. Haşa ve kella'da duralım, nefes alalım. Çünkü metnin tamamını okursak herhalde tefekküre çok vakit bulamayız. Burası durağımız olsun. Tekrar önceye dönelim. Konuşmadığımız 3. paragraftan itibaren ince okuma yapıp tefekkür etmeye çalışalım. Dilim sürçtü mü sinyal gelmiştir. Su iç Ahmet. Su içiyoruz. Bismillah. Elhamdülillah. Pekala. Yalnız tabii ilk 2 paragrafta neler yapıldığını bir hatırlamamız lazım. Onunla ilgili bir yazıyı bir önceki dersin altına link olarak da koydum arkadaşlar. O derste de bahsetmiştik. O derste demiştim belki yazarım diye. Ya dersin içinde dedim ya da konu bölümünde videonun yazdım bunu. Ve elhamdülillah yazmak nasip oldu. Ben burayı şöyle anlıyorum. Aslında Haşir Risalesi'nin tamamında bu var da burada daha bir berraklaştı diyelim. Daha bir böyle kendisini gösterdi. Bediüzzaman Hazretleri
kainattaki takdirde, tasarımda, mülk cihetinde, dış yüzünde gözükenle içerideki mananın uyumsuzluğunu, zahiren uyumsuzluğunu diyelim, hakikatte bir uyumsuzluk yok, haşre delil olarak kullanıyor. Bunu yine Noel Carroll'ın Sanat Felsefesi kitabına atıfla ben yazıda izah etmeye çalıştım. Orada deniyor ki işte sanat yaklaşımları var farklı farklı. Sanat taklittir, sanat temsildir, sanat işte ne diyelim başka ne vardı? Biçimdir, sanat yeni biçimdir, yeni biçimdir işte biçimli içeriktir falan. Sanat kuramsaldır, kurumsaldır pardon. Ondan sonra yani çok sayıda ben de kitap okuyunca öğrendim yani kitaptan önce bilmiyordum. Sanat yaklaşımı var. Neye sanat denir? Sanat eserinin hangi şartlara sahip olması lazımdır noktasında o kitap güzel bir böyle derli toplu bilgi bize sunuyor. Şimdi o kitaptan istifadeyle kendimizi de çok felsefeye sınırlamadan diyebiliriz ki biçimci yaklaşım materyalistlerin, sekülerlerin, dünyevilerin kainata yaklaşımı, yeni biçimci yaklaşım da biraz Müslümanlarınkine benziyor. 12. sözdeki o temsili hatırlarsak Bediüzzaman Hazretleri diyor yani bir tane sultan, padişah bir kitap yazdı. Hem harfleri çok sanatlı yani kitabın nüshası madde olarak çok sanatlı. Her bir harf işte elmasla, zümrütle, şunla bunla işlenmiş. Hem de manası çok güzel kitabın. İki yönde de kitapta şey var, sanat var. Filozofla alimi çağırıyor. Filozof sadece dış yüzüyle ilgileniyor. Arapça bilmiyor. O yazıların ne anlama geldiğini de anlamıyor. Manasını derk edemiyor. Sadece o yüzeyindeki zümrütler, elmaslar, onların şekilleri, terkipleri, kitabın işte kağıdının bilmem nesi, kapağının bilmem şuyu buyu. Bunlar hakkında bir kitap yazıyor. Padişaha sunuyor. Padişah diyor ki ya ben seni bunun için mi çağırdım yani? Sen hiç manaya inememişsin ki kitabın kitaplığını anlamamışsın sen. Diyor, ona kızıyor ve onu kovuyor. Yüzeyde kaldığı için bakınız. Sadece yüzeyle ilgilendiği için, derinliğe inemediği için, manevi derinliğe. Alim ise biliyor onun ne olduğunu, kitabın ne anlattığını biliyor Arapça bilmesinden ve kitabın manasına işaret eden bir eser telif ediyor. Oradaki yüceliği anlatan. Padişah onu takdir ediyor. Dünya imtihanı da böyle bir şey aslında. Yüzeyde mi kalacağız, derinliğine mi ineceğiz? Eserin biçiminde mi kalacağız, içeriğine mi bakacağız? Cenab-ı Hak insanoğlunu, Ademoğlunu bununla sınıyor. Ve bakıyorsunuz iki tarafta da büyük bir mesai var. İşte ta bilmem ilk insandan, Hazreti Adem Aleyhisselam, Havva annemizden tutun, Kabil'den tutun, oradan gelelim, Kabil'den tutun. Kabil'e ilk filozof diyebiliriz mesela. Değil mi? Kendi reyiyle, vahiyle hükmetmeyen, vahyin ramına hükmeden bir insan olarak Kabil, belki ilk filozof sayılmalı. O anlamda, dünyevi anlamda, seküler düşüncenin başlangıcı sayılmalı. Diğer tarafta Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri gelen vahiy geleneği, insanoğlunun bir kısmı eşyanın hakikatine yöneliyor, bir kısmı da eşyanın yüzeyiyle ilgileniyor. Ahir zamanda seküler bilimler öyle gelişmiş ki şu an her tarafımız kitabın yüzeyiyle ilgili bilgilerle dolu. Işık nasıl oluşuyor bilmem şu, bu atom nasıl bir şey, nasıl bölünüyor, nasıl birleştiriliyor, füzyon ne demek, fizyon ne demek, elektrik nasıl yapılıyor, manyetik dalga nedir, işte karanlık madde nedir, proton bilmem şuna çarparsa ne olur, atom altında neler var falan filan falan filan. Bunun diğer versiyonundan düşünün. Biyoloji, genetikte mesela, işte kimya, organik kimyada, yani canlıdan cansıza geçiş, cansızdan canlıya geçiş, o düzeyde neler oluyor falan, bunlarla ilgisiyle veya işte maddelerin birbirine dönüşümü, bileşik element falan, bu dünyaya dair mesaileriyle bunlar, sosyolojiyi de buna katın, psikolojiyi de buna katın. Bu sosyal bilimlerde aslında hep yüzey ilmidir, seküler ilimlerdir. Her şeyi yüzeyle açıklamaya çalışırlar. Bugün bir yazı yazdım, ona da bir dokunayım az bir parça. Şimdi şöyle bir şey oluştu artık.
modernizm dediğimiz, reformizm dediğimiz dini dünyaya uydurma çabasının sonucu olarak Müslümanlar, ismi Ahmet, Mehmet, İsmail, Murat bilmem ne, adam dinde kaldıramadığı bir şey var veya kafası bulanık o konuda, tam anlayamıyor hikmeti, neden var bu? Hadislerde olan bir şey, işte orada yazıda kastettiğim Mehdi. Mehdi meselesinde hadisler var, epey de hadis var yani. Ve bu şeyin hakikati olduğu, icma-ı ümmete mazhar olmuş, öyle düşünmek lazım. Ehl-i sünnet vel cemaat geleneğinde ve çerçevesinde biz Şiilerin veya başka batıl itikat sahiplerinin Mehdi'sine Mehdi demiyoruz. Bizim ehl-i sünnet çerçevesinde sahih kaynaklardan, hadislerden, ulemamızın görüşlerinden şekillenen bir Mehdi itikadımız var. Mehdi gelecek, Cenab-ı Hak vaat etmiş ve bu olacak. Ve diyoruz ki Mehdi zaten bir kanundur. Cenab-ı Hak her zamana insanlığa umut olacak şeyler gönderir. Nasıl arıyı kraliçesiz bırakmıyor, arı karıncayı emirsiz bırakmıyor, aynı o şekilde de insanlığı da bırakmıyor Cenab-ı Hak. Nasıl kötülüğün önderleri oluyor Deccal, Süfyan vesaire gibi, iyiliğin de sahipleri oluyor Cenab-ı Hak, lütfediyor, bahşediyor insanlığa öyle isimler. Geçmişte peygamberler nasıl lütfettiyse, buna iman ediyorsak, Mehdi de olacaktır. Kaynaklarımızda geçtiği için olacaktır. Biz böyle iman ediyoruz. Ama bu arkadaşlar, tabi bu böyle onlara şey geliyor, yutamadıkları bir lokma gibi geliyor. Ne yapıyorlar? İşte sosyolojiye vuruyorlar. İnsanlar tarih boyunca hep bir kurtarıcı inancında bulunmuşlardır. Kıyamete yakın gelecek bu kurtarıcı bilmem ne falan böyle gezdiriyorlar, gezdiriyorlar abi. Demeye getiriyorlar ki işin özü, ya insanoğlu böyle bir şey yok da işte ummuş böyle bir şey olacağını. Çünkü ihtiyaç duymuş, ihtiyaçtan dolayı ummuş. O işte bütün dinlerde, bütün insanlığa sirayet etmiş, İslam'a da oradan geçmiş değil, İslam'ın kendi malı. Dışarıdan girmiş İslam'a gibi bir imada bulunuyorlar. Bununla ilgili hadislere de diyorlar ki uydurmadır, şudur, budur falan. Onu doğru yatıyorlar. Ama bu arkadaşlar şunu anlayamıyorlar. Eğer bunu İslam hamiyeti adına yapıyorlarsa, aynı argümanla ateist sosyopsikolojik yaklaşım da diyor ki, aynı yaklaşım ya, bizim mesela din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarımızda, ortaokulda falan bunlar vardı zaten. En başında, girişte bunlar geçerdi. Her zaman insanlık işte bir ilaha sığınma ihtiyacı hissetmiş. Çünkü hep korktuğu olaylar yaşamış, hayatını tehlikede hissetmiş. Yıldırım çakmış, yıldırım tanrısı demiş. Gök gürültüsü olmuş, gök gürültü tanrısı demiş. Yani bunu demeye çalışıyor aslında o ateist sosyopsikoloji. İnsanoğlu korku duygusundan ve yardım ihtiyacından dolayı olmayan bir şey tasavvur etti. Buna Allah dedi, Tanrı dedi, Tengri dedi, God dedi, bilmem ne dedi. Bu da işte en sonunda işte Müslümanlar da bunu böyle kendilerine şey yaptılar. Oradan oldu. Demiyor ki gerçekten bir Allah var, bu vahyediyor, kendine haber veriyor. Veya demiyor ki Allah yarattığı için insan içinde ona bir ihtiyaç hissediyor, aciz hissediyor, fakir hissediyor. Fıtratında bir delil buluyor. Böyle demiyor onlar. Bunlar diyorlar ki ya öyle işte uydurdular ihtiyaçtan. Lazımdı çünkü işlerini görüyordu. Sığınacak bir şey işte. Ondan da öyle şekillendi. Hindistanlılar başka bir tarafını tuttular. Mısırlılar başka bir tarafını tuttular. Yunanlılar başka bir tarafını tuttular. Arkadaş, nasıl ki açlığın ortak bir şey olması yemeğin varlığına delalet ediyor, bu ihtiyaç da hakikate delalet ediyor. Niye tersinden okuyorsun? Müslümanlara göre biz ne diyoruz? Cenab-ı Hak ilk insandan itibaren zaten kendisini bildiriyor. Var çünkü. Kainatı Allahsız açıklayabildin mi de onu böyle sosyolojik zemine, tarihe, psikolojiye yaydın, kurtuldun. İlahi dallandırmayayım. Şimdi bu arkadaşlar işte her şeyi biçimde çözmeye çalışıyorlar. Yatayda, sebep-sonuç ilişkilerinde. Ahmet itti, Mehmet ondan düştü. Halbuki din dediğiniz şey o yataydaki ilişki değildir. Semavi ilişkidir. Bediüzzaman Hazretleri'nin İçtihat Risalesi'ndeki o güzel ifadesiyle semavidir, arzi değildir. Her şeyi arzda açıklamaya çalışırsan elmayı da ağaca verirsin. Ağacı da toprağa verirsin. Toprağı da işte şuna buna verirsin. Sonuçta ne olur? Oldun materyalist. Hayırlı olsun diyeceğim de buna hayırlı olsun denmez yani, bu şer bir şey.
Allah'ı kainattan kışkışladın. Allah'a koyacak yer bırakmadın ki. Halbuki nerede toprakta canlılığı açıklayacak şey var? Toprak kendisi cansız bir şey. Nasıl oluyor da ondan canlı bir şey çıkıyor? Neresinden veriyor bunu? Verirsen olandan verirsin. Bende varsa veririm. Toprakta yok ki canlılık diye bir şey. Gibi gibi yani, hatta yani zaten bir canlının oluşmasından başka oluşlar arasında da büyük mesafeler var. 29. Lema'nın tercümesinde görmüştüm. Gene söz basımın tercümesinde galiba. Neden ve sonuç ilişkisindeki o şeyden diyor, kopukluktan, onun yapamamasından Esma-i İlahiye güneş gibi tulu eder. Şimdi balı arıya veriyoruz. Ya bal denilen şeyi, işte modern kimya, bu kadar bilim adamı, şu bu türlerin en akıllısı insan, otursa çalışsa yapamıyor. Ama arı yapıyor. Neyle yapıyor? Kimya bilgisiyle mi? Nerede var o kimya bilgisi? Neresinde? Hangi okulda okutuyor kardeşlerine, arıcıklara? Şeyden çıkar çıkmaz bütün arılar o bilgiye sahip oluyor. Sivrisinek yumurtasından çıkıyor. Of diyor üstad, kerrüfer harbi, vur kaç harbi yani. Böyle kaçıyor, elinizi sallıyorsunuz, tutturamıyorsunuz. Sanki bizim F-16 pilotlarına yıllarca uçaktan uçağa geçerek kazandırdığımız o eğitimi, ki o bir şey değil yani sivrisineğin uçuş eğitimi karşısında, sivrisinek doğar doğmaz sahip. Bu da işte aslında belki de insana o şeyi kavraması için verilmiş. Kainattaki oluşu Allah'a bağlamak için. Sen bir pilot yetiştiriyorsun, önce işte onu alıyorsun, hafif uçaklarda uçuruyorsun, sonra hafif jetlere geçiriyorsun, sonra biraz daha kuvvetli jet, ondan sonra F-16 falan, bak bu kadar süreç alıyor bu iş. Yıllar sürüyor bir pilotun yetişmesi. Büyük emek, büyük tecrübe, büyük masraf. Ama sivrisinek çekirdekten çıktı mı pır, bütün bilgiye sahip. Düşünmek lazım yani. Her neyse, işte bu bahiste de Üstad Hazretleri diyor ki, biçim, kainatın bütün sanatını biçim olarak görenler yarımlığın içinden çıkamıyorlar. Kainatta bir yarımlık var. Nasıl yarımlık? Fanilikle bir yarımlık, ayrılıkla bir yarımlık, ölümle bir yarımlık, ulaşamamakla bir yarımlık, hayallere ulaşamamak da bir yarımlık. Çünkü hayal demek de mesela onun vücudu size bir parça dahil olmuş demek. Bir şeyi hayal ettiğiniz zaman hayal nevinden vücudu sizin dünyanıza girmiş ama asıl vücudu gelmemiş oluyor. Yine bir eksiklik oluyor. Yani insanoğlu kainatı yaşarken tasarımda tabiri caizse hep bir eksiklik, hep bir yarımlıkla muhatap oluyor. Fakat içeriye döndüğünde içerik sonsuzdan haber veriyor. İşte mesela Esma-i Hüsna dayandığı isimler, gerekli olan ilimler, irade, kudret, bunlara baktığımız zaman diyoruz ki ya bir elmanın yaratılması için kainat lazım. Bir kainatın yaratılması için de sonsuz kudret, ilim, irade lazım. Sonsuz Esma-i Hüsna tecellileri lazım. O zaman diyoruz ki ya bak içerik sonsuzu haber verdi. Fakat biçim fani. Bak bir uyumsuzluk. Bunu yazıda bir kitap örneğiyle anlattım. Diyelim ki bir yazarın yeni romanının üçte biri elinize geçmiş olsun. Ve okuduğunuz o üçte birlik kısmı, şimdi okuduğunuz kısımdan anladınız ki yazar on numara bir yazar. Çok güzel cümleler kuruyor, iyi bir kurgu götürüyor falan, böyle karakterler, heyecan, aksiyon, merak, her şey var. Ama birden tak kesildi. Ya diyeceksiniz ki yanlış olarak, ya bu kitap değilmiş, bu roman değilmiş, bunun yazarı iyi bir yazar değilmiş, hatta yazarı da yokmuş, bu tesadüfler eseri oluşmuş, bak yarım zaten diyeceksiniz, bu mantıksız bir seçim olur. Çünkü önünüzde okudunuz, gördünüz hakikatini. Ya da diyeceksiniz ki benim elime geçen kitap yarım. Bunun devamı olmalı. İşte haşir akidesinin itikatta yer almasının bir sebebi bu. Aynı zamanda Üstad Hazretlerinin kainattaki o uyumsuzluğa, o yarımlığa dikkat çekmesinin haşir risalesi boyunca bir sebebi de bu. Yani
yarımlığı kavradığınız zaman tamamlanması lazım diyorsunuz. İşte Cenab-ı Hakk'ın kainattaki adaletini görüyorsunuz. Atom altı düzeyde bile ne ölçüler var, ne böyle dakik şeyler sürekli tekrar ediyor ve hep aynı şekilde oluyor. Evrenin başında bir sabit var. Kainatın sonuna kadar aynı sabitle kainat işlemeye devam ediyor. Şimdi diyorsunuz ki bir yanda böyle bu yasayı bu kadar gözeten bir hakim var. O yasadan kıl kadar şaşamıyor atomlar. Diğer tarafta zalim zulmüyle ölüyor, cezasını görmüyor. Bazen oluyor. Mazlum da hakkını alamadan vefat ediyor. Bazen böyle şeyler oluyor. Ya o kadar dakik bir adalet, o kadar sonsuz bir adalet buna izin verir mi? Vermez. Tasarımı yarım gördün sen. Daha tasarım bir araya gelmedi, oluşmadı, tamamlanmadı. O kitaptaki gibi hala yarım. Haşr gördüğün zaman, oradaki mizanı gördüğün zaman, cenneti cehennemi gördüğün zaman tamam diyeceksin zaten. Tamam ya, bu iş böyleymiş. Bu dünyada sakat insanlar niye var? İşte doğuştan kör var, doğuştan Allah kimseye vermesin tabii, yürüyemeyen var. Şu var, bu var. Zihinsel özürlü var, şu var, bu. Ya bunlar niye var? Bu dünyada bulamadığın cevaplar tasarımın eksikliğinden. Yani tasarım eksik derken tasarımda bir eksiklik yok da sen yarımsın. Sınırlısın, mahluksun, hepsini göremiyorsun, hepsini kuşatamıyorsun. Zamanla parça parça muhatap oluyorsun şekillerle, zamanla, mekanla, hakikatlerle. Onlar sende tamamlanmadığı için, sen onun tamamını kuşatamadığı için bu arızayı içinde yaşıyorsun. Gayba iman ettiğin zaman da hemen ona dönelim. Bakara suresinin başına Cenab-ı Hak buyuruyor ya, onlar ki o takva sahipleri gibi, o takva sahipleri ki, dilim sürçtü, yine su vakti. Arkadaşlar müsaadenizle, bismillah. O takva sahipleri ki gayba iman ederler diye Kur'an-ı Kerim buyuruyor kısa bir mealiyle. İşte neden böyle buyuruyor? Takva sahibi olmak için gayba iman etmek lazım. Ya bu tasarım tamamen bende değil. Ben tamamını kuşatamıyorum. Bir gaybım var. Beş duyu organıyla henüz bilemediğim, kuşatamadığım, sezemediğim bir varlık alanı daha var. Orada bu iş kemal buluyor. Ama ben şu an kemalinde değilim. Ne yapmam lazım? Tevekkül etmem lazım. Bak, o gayba iman tevekküle sebep veriyor. Tevekkül takvayı sebep veriyor. Sen bu dünyada niye çalmıyorsun? Niye zina etmiyorsun? Niye efendime söyleyeyim faiz yemiyorsun? Diyorsun ki bu tasarım tamamlandığında bunlar benim aleyhime dönecek. Tevekkül ediyorsun. Allah diyor ki bunlar sana zararlı. Ben şu an tasarımın içinde bir parçayım. Parçayım. Parçayı görüyorum. Dilim çok sürçüyor bugün, kusura bakmayın. Parçayla muhatabım. Bu parça içinde belki bu hakikati tam kuşatamıyorum. Şu cüzdanı aşırsam iyi olacak benim için, öyle geliyor bana. Veya şu faizi yesem iyi olacak, malım artacak, bana öyle geliyor. Ama bütünün sahibi, bütünü kuşatan muhit olan Allah, el muhit olan Allah buyuruyor ki o tasarım tamam olduğunda bu senin aleyhine. Ve biz o sayede takva sahibi oluyoruz. Tasarımın kuşatmamız altında olmadığını bilmekle ve kuşatılan kısmının kuşatıldığı zaman bu hakikati haber vereceğini bilmekle, dinin, vahyin hakikatine iman etmekle takva sahibi oluyoruz. Efendim nerelerden nerelere geldik yahu? Ben size ne anlatacaktım, nereye geldik? Her neyse, şu iki paragrafı tekrar bir özetlemeye çalışayım. Burada mesela yukarıda kainatın tasarımındaki hikmet, inayet, adalet, merhametten aynı şeyi söylüyor. Ya bunlar var, reddedemiyorsun, hakikati ortada. Haşr yaratmazsa bunların hakikatini inkar etmek gerekecek. Çünkü tasarımın bütünü, biçimi şeyi haber vermeyecek. O içeriğin mesajını vermemiş olacak. O zaman sıkıntı. Ve diğerinde de mesela insanın şeyini veriyor. İnsan da cennete ayak basmış bir mahluk olarak cenneti biliyor. Tasarımın bütününden az buçuk haberdar yani, ahiretle dünya şeyinden. Bu dünyada bir uyumsuzluk yaşıyor değil mi? Bir tatminsizlik, bir ya binalara sığamama hali, amellerini hep böyle sonsuza adama, sonsuzca sevme, kimi sevse onda sonsuzluk düşleme gibi şeyleri var. O da niye böyle olsun? Yani Allah hem insanı çok sevsin, buradaki ifadesiyle
kendini bütün esmasıyla ona tatbil, bak bir dakika şuradan alayım. Başından alayım o paragrafı. Hem hiç kabil midir ki o zat-ı hakim şu insanı bütün mahlukat içinde kendine külli muhatap ve cami bir ayine yapıp, ayna yapıp bütün hazain-i rahmetinin müştemilatını ona tattırsın. Rahmet hazinelerinin içeriğini ona tattırıyor. Bak bunlar ne alameti? Sevgi. Hem tarttırsın, hem tanıttırsın. Bak sorumluluk da veriyor, tarttırıyor, tanıttırıyor. Kendini bütün esmasıyla ona bildirsin, onu sevsin ve sevdirsin. Sonra o biçare insanı o ebedi memleketine göndermesin. Hadi bakalım. Ne oldu o sevgi, o sevdirme, o tanıttırma, o öğretme? Hiç olmak için mi bütün bunlar? Diyorum ya, adam mimar veya zengin bir iş adamı dünyanın parasını yatırdı, kocaman bir gökdelen yaptırdı. Bittiği gün altına dinamit koydu, havayı uçurdu. Ulan dersin bu herif manyak mıydı? Bu adam aptal mı? Niye bu kadar masraf etti, binayı yaptı da altına dinamit koydu, uçurdu? Hani bu bir cinnet şeyi olur. Hani Neron, Roma'yı yakmış İmparator Neron, deli Neron diyorlar. Niye? E manyaklık yani Roma gibi şehri o zamanlar. Yani belki dünya üzerindeki en şey şehirdi. Bizans'ın, daha doğrusu Bizans demeyelim, Roma'nın merkeziydi. Bizans biliyorsunuz Doğu Roma'nın sonraki adı. Batı Roma, Doğu Roma diye ayrılıyor Atilla'nın hücumundan sonra. Ama o birleşikken Roma dünyanın merkezi diyelim. Hani o zamanki dünya zaten çok geniş bir alanda kapsamıyor. Oranın merkezi bir şehir. Orayı yakmış o herif. Deli diyorsunuz değil mi? Deli Neron. Yani yapılır mı böyle bir şey? Ne mantığı var? Haşa sümme haşa, haşa sümme haşa. Yahu bu adamlar insanoğlu böyle bir şey yaptığında buna delilik diyorlar da Allah'a bunu yakıştırıyorlar haşa. İşte bu haşrı inkar edenler, öldükten sonra dirilme yok diyenler, varlık tekrar yaratılmayacak, cennet cehennem olmayacak diyenler bunu demek istiyorlar. Yani Allah bu kadar masraf etti, sanat şuurlu bulu yarattı ama hiçe atacak. Ya niye atsın ya? Niye atsın? Niye böyle bir şey yapsın? Niye böyle bir hikmetsizlik yapsın? Diyoruz ve şimdi tefekkür etmediğimiz kısmın ince okumasına geçiyoruz. Yarısını bitirmişiz saatimizin halbuki. Çok konuşuyorum. Çok konuşuyorum diyenler haklı. Hem hiç makul müdür ki hatta çekirdek kadar her bir mevcuda bir ağaç kadar vazife yükü yüklesin. Bak çekirdekte ağacın vazifesi yüklü. Çiçekleri kadar hikmetleri bindirsin, semereleri kadar maslahatları taksın da bütün o vazifeye, o hikmetlere, o maslahatlara yani faydalara dünyaya müteveccih yalnız bir çekirdek kadar gaye versin. Bak her bir çekirdeğe ağaç kadar vazife veriyor. Çiçekleri kadar hikmet bindiriyor, semereleri kadar maslahat takıyor. Bir ağaç şu an dünyada kaç iş görüyor? Bir ağaç. Bir ağacın bir çiçeği. Kim bilir o çiçekteki tozdan kaç ağaç tozlandı, kaç göz gördü, kaç oksijen üretildi, kaç bilmem ne oldu. Bak bir çiçekte neler 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 neler. Bakıyorsunuz işte bilim adamları diyorlar ki işte atom altı, işte dört tane kuvvet var diyorlar. Zayıf nükleer kuvvet miydi? Güçlü nükleer kuvvet, manyetik kuvvet, kütle çekim kanunu. Her şeyin özünde bu dört kuvvet var diyorlar. E diyor işte şu kuvvet olmazsa canlılık oluşamaz, bu şey olmazsa şu olamaz. Bak atom altındaki bir tane kuvvetin bütün varlığa bakan görevleri var ama en nihayetinde sonucu hiç. Ya bir tuhaflık yok mu bunda ya? Satır satır, ince ince, ilmek ilmek her şeyde hikmetler, sanatlar konulmuş ama neticesi hiçe bağlanmış. Yani yazar müthiş bir eser telif ediyor, yıllarını veriyor, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl ince ince yazıyor, oraya işte notlar alıyor, resimler falan. Bittiği gün hepsini alıyor, ateşe atıyor. Ne oldu şimdi? Bu delilik değil mi? Haşa sümme haşa, haşa sümme haşa. Kainatı Cenab-ı Hakk'ın hiçe atacağına, cenneti, cehennemi, ahireti, haşri, mizanı yaratmayacağına iman edenler, haşa sümme haşa, Cenab-ı Hakk'a böyle bir suçlamada bulunmuş olmuyorlar mı? Düşünmek lazım.
Bütün o vazifeye, o hikmetlere, o maslahatlara dünyaya müteveccih yalnız bir çekirdek kadar gaye versin. Yaşadın bitti, bu kadardı senin anlamın. Bir hardal kadar ehemmiyeti olmayan dünyevi bekasını gaye yapsın. Yani dünyadaki varlığının ne ehemmiyeti var insanın? İlla gidecek, bitecek, hatırlanmayacak, unutulacak, silinecek. Şimdi bu nasıl bu dünyadaki sanatın tek gayesi olabilir? Baştaki tefekkürümüze dönersek, biçimin sadece gördüğümüz kısmı, tasarımın sadece gördüğümüz kısmı, şahit olduğumuz kısmı nasıl içerikteki bütün gayeyi yüklensin? Romanın elimize geçen ilk bölümü nasıl bütün romanın vazifesini taşısın? Olamaz böyle bir şey. Ve bunları alemi manaya çekirdekler ve alemi ahirete bir mezra yapmasın, bir tarla yapmasın, ta hakiki ve layık gayelerini versinler. Buradaki sanatın esas gayesini vermesi alemi ahiretle oluyor. Tasarım tamamlanınca oluyor. Biçim içerik uyumu tamamlanıyor. Ve bu kadar mühim ihtilafat-ı mühimmeyi, yani mühim farklılıklar, ayrılıklar, değişiklikler diyelim, kainattaki bir sürü şey, sanat dediğimiz şey o ihtilaftan çıkıyor. Büyük, küçük, siyah, beyaz, farklı renk tonları, farklı şekiller, hepsini düşünün yani. Mühim ihtilafat-ı mühimmeyi gayetsiz, boş, abes bıraksın, onların yüzünü alemi manaya, alemi ahirete çevirmesin, ta asıl gayeleri ve layık meyvelerini göstersin. Bir daha okuyayım bu paragrafı, bütünleyelim kafamızda. Hem hiç makul müdür ki, hatta çekirdek kadar her bir mevcuda, varlığa, bir ağaç kadar vazife yükü yüklesin, çiçekleri kadar hikmetleri bindirsin, semereleri kadar maslahatları taksın da, bütün o vazifeye, o hikmetlere, o maslahatlara, dünyaya müteveccih yalnız bir çekirdek kadar gaye versin. Bir hardal kadar ehemmiyeti olmayan dünyevi bekasını gaye yapsın. Ve bunları alemi manaya çekirdekler ve alemi ahirete bir mezra yapmasın. Ta hakiki ve layık gayelerini versinler. Yani tasarımın tamamlanmasına izin vermemesi tasarımcı için mümkün mü? Yani makul, mantıklı, gücü yeten, rahmeti el veren, baştaki ayetle de bağlayalım. Hem rahmeti, yani o sanatı yapma isteği diye düşünelim, gerektiren o sanatı yapmasını ve bir de kudreti imkan veriyor. Ya bu tasarımını niye tamamlamasın diye düşünelim yani. Rum suresinin 50. ayetinde de buradan bir atıf daha yaptık. Ve bunları alemi manaya çekirdek, bir hardal kadar ehemmiyeti olmayan dünyevi bekasını gaye yapsın. Ve bunlara alemi manaya çekirdekler ve alemi ahirete bir mezra yapmasın, ta hakiki ve layık gayelerini versinler. Ve bu kadar mühim ihtilafat-ı mühimmeyi gayesiz, boş, abes bıraksın, onların yüzünü alemi manaya, alemi ahirete çevirmesin, ta asıl gayeleri ve layık meyvelerini göstersin. Evet, hiç mümkün müdür ki bu şeyleri böyle hilaf-ı hakikat yapmakla, hilaf-ı hakikat ne demek? İçerikle biçim uyumsuzluğu, yani asıl kastedilen bu gibi geliyor bana. Allahu alem kaydıyla söylüyorum. En azından fehmimizi buradan yaklaştırabiliriz. Hem hiç mümkün müdür ki bu şeyleri böyle hilaf-ı hakikat yapmakla, kendi efsaf-ı hakikiyesi olan, kendinin hak vazifleri, vasıfları, hakiki sıfatları olan, sıfat yani onun özelliği gibi diyelim. Mesela çok konuşmak Ahmet'in sıfatıdır. La teşbih ve la temsil. Ben çok konuşurum. Her yerde çok konuşurum. Niye? Çok konuşmak benim sıfatım. Veya güler yüzlü olmak sıfatı. Hep güler yüzlü. Sıfat olmuş oluyor. Zatından ayrılamayan bir özellik gibi yani. Tabiri caizse. Efsaf-ı hakikiyesi olan hakim. Cenab-ı Hakk'ın zatından ayrılmayan özellikler gibi düşünün bunu da. Hakim. Kerim, Allah hikmetle yaratır. Kerimdir, cömerttir, bağışta bulunur, ikramda bulunur, yardım eder. Adildir, adaletlidir. Allah olsun da adaletli olmasın, böyle bir şey mümkün değildir yani.
Rahim'in zıtlarıyla ve merhameti, has merhameti, özel merhameti, her bir şeye ayrı ayrı merhameti ehadiyet dairesinde vahdeti, rahmeti bağlarsak ehadiyete de rahimiyeti bağlarız yani. Rahim'in zıtlarıyla haşa sümme haşa muttasıf gösterip hikmet ve keremine, adl ve rahmetine delalet eden, işaret eden bütün kainatın hakaikını tekzip etsin. Mevcudatın şehadetlerini reddetsin. Bütün masnuatın delaletlerini iptal etsin. Şimdi varlığa tek tek eğildiğimiz zaman en büyük bütünlüğe değil de daha küçük ehadi dairedeki bütünlüklere, küçük bütünlüklere baktığımız zaman her biri diyor ki beni yaratan Allah nihayetsiz hakim, nihayetsiz rahim, nihayetsiz kerim, nihayetsiz adil. Bunlar da sonsuz diyor. Ancak ben bu şekilde var olurum diyor. Şimdi biz bunu öğreniyoruz. İçerik böyle bir bilgiyi bize öğretti. O romanın ilk bölümünde olduğu gibi. Anladık yani yazar şöyle şöyle bir yazar. Belli, metinden belli. İşçilikten belli, hünerden belli. Ama döndük. Bütündeki bizim kuşatamayışımızdan kaynaklanan, daha görülmemiş yerleri olmasından dolayı, şahit olunmamış yerlerinden dolayı, yani gaybının olmasından dolayı, bize göre gaybının olmasından dolayı orada bir bize göre uyumsuzluk meydana geliyor. Evet, Ahmet çok sanatlı, çok muhteşem bir şey. Allah her bir hücresine, tırnağından saçına kadar sanat derc etmiş. Ama Ahmet fani, hadi bakalım. Ahmet'in ömrünün bir sınırı var. Geliyor, gidiyor. Şimdi yakıştı mı diyorsun sen bu? Haşri bilmezsen. Haşri bilirsen diyorsun ki bu geçici bir şeymiş. Tekrar gelecek bu. Yani bu gidiş gelişmiş böyle. Tekrar dönüşü olduğu için o gidişin bir ehemmiyeti kalmıyor. O sadece ara bir konak mesabesine geçiyor. Tasarımın tamamlanacağını bilmekle ve ebedi var olacağını bilmekle. Evet diyorsun ya, Ahmet'teki sanat ziyan olmaz. Çünkü Ahmet ebedi yaşayacak. Nasıl ki işte dedik, adam şu kadar sanatla bu kadar bir şey yapsın, bu kadar masrafla şu kadar bir şey yapsın, sonra onu hiçe atsın, yakıştıramıyoruz ya, böyle mantıksız iş olur mu diyoruz. Nasıl zeka bu? Nasıl emek bu? Nasıl işbilirlik bu? Böyle şey olur mu diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın sanatına da ancak ebediyeti yakıştırıyoruz. Bak, nasıl bir mimar, iyi mimar, iyi mühendis, zengin iş adamı eserlerine uzun ömür yakıştırıyoruz. Diyoruz ki adam sağlam mimar, öyle bina yapmış ki bak 600 yıldır duruyor, 500 yıldır duruyor, işte 300 yıldır, 400 yıldır. Sultanahmet 300 yıldır mı duruyor? Tam bilmiyorum. Ayasofya işte ne kadar yıldır duruyor. Onlar böyle duruyor çünkü adamların mimarları, mühendisleri şöyle böyleymiş diyoruz. Birbirine bağlıyoruz onu. Onun iyiliğini bunun sonsuzluk demeyelim de devamlılığından anlıyoruz. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hakk'ın sanatı nasıl işlemiş ince ince, buna uzun ömür değil, sonsuzluk ancak kaldırır bunu. Çünkü sanatçısı sonsuz. Öbürleri sonluydu, onların eserleri de elbette sonlu. Ama Allah'ın zatı şerifi sonsuz, sıfatları sonsuz, esması sonsuz, şuunatı sonsuz. Elbette onun eseri de sonsuz olmalı diyoruz. Evet, hiç mümkün müdür ki bu şeyleri böyle hilaf hakikat yapmakla kendi efsaf hakikiyesi olan hakim, kerim, adil, rahimin zıtlarıyla haşa, sümme haşa muttasıf gösterip hikmet ve keremine, adıl ve rahmetine delalet eden bütün kainatın hakaikını tekzip etsin. İşte canlıya bir sürü nimet verdi, 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 canlıyı sonra yok etsin. Niye o kadar nimet verdin ki? Yokluğunu arttırdın, acısını arttırdın, ayrılığını arttırdın. Mutsuz olacak çünkü mutlulukların hepsini kaybediyor. Arttırmış oldun. Bu Schopenhauer falan karamsarcılar var. Onların felsefesinin dayandığı şey de bu. Diyorlar ki dünyada her tanıştığımız şey aslında acımızı arttırıyor. O zaman karamsar olmak daha mantıklıdır diyorlar. Onlara karamsarcılar deniliyor. İşte Nietzsche de onun talebesi herhalde, Schopenhauer'ın. Adam ona varmış. Bakıyorsun üstad da diyor
kafir için bile lezaici dünyayı terk etmek evladır diyor. Çünkü madem ki hiçliğine inanıyorsun her şeyin, terk etsen senin için de iyi. Yani mümin hadi ahiret adına terk ediyor. E sen terk etmezsen mutlak yokluk tadacaksın. Tanışmasan daha iyi o zaman. Leyla'yı sana vermeyeceklerse Mecnun olmamak daha iyi. Tekrar altını çizelim bu cümlenin. Bak toparlayıcı bir cümle oldu. Eğer Leyla'yı sana vermeyeceklerse Mecnun olmamak daha iyi. Kerem'i sana vermeyecek, Ferhat'ı sana, erkeklere geçtik. Şirin'i sana vermeyeceklerse Ferhat olmamak daha iyi. Evet. Aslı'yı sana vermeyeceklerse de Kerem olmamak daha iyi. O açıdan karamsarcılar biraz mantığa yaklaşmışlar. Adıl ve rahmetine delalet eden bütün kainatın hakaikını tekzip etsin. Bütün mevcudatın şehadetlerini reddetsin. Kendi yarattığı öyle diyor. Bizim yaratanımız sonsuz diyorlar. Bu kadar rahim, bu kadar rahman, bu kadar kerim, bu kadar hakim diyorlar. Ama kendisi kendisini reddediyor. Faniliği yaratmakla. Eğer haşir yoksa, ahiret yoksa, ebediyet yoksa, Cenab-ı Hak haşa sümme haşa kendi sıfatlarını, eserinde gözüken sıfatlarını en büyük resimde kendisi reddediyormuş gibi oluyor. Allah'ın haşa sümme haşa kendisiyle tezada düşmesi mümkün mü ya? Haşa sümme haşa mümkün değil. Biz bunu reddederiz. Bütün mevcudatın şehadetlerini reddetsin, bütün masnuatın delaletlerini iptal etsin. Evet. Bu paragrafı bir daha okuyayım. Kafamızda toparlansın çünkü araya çok girdim. Evet, hiç mümkün müdür ki bu şeylere böyle hilaf hakikat yapmakla kendi efsaf-ı hakikiyesi olan hakim, kerim, adil, rahimin zıtlarıyla haşa, sümme haşa muttasıf gösterip hikmet ve keremine, adıl ve rahmetine delalet eden bütün kainatın hakaikını tekzip etsin, yalanlasın. Tekzip yalanlamak demek, kizip yalan demek. Bütün masnuatın şehadetlerini reddetsin, bütün mevcudatın, varlıkların şehadetlerini reddetsin, bütün masnuatın delaletlerini iptal etsin. Haşa. Hem hiç akıl kabul eder mi ki, insanın başına ve içindeki havasına saçları adedince vazifeler yükletsin de, ben metni okuduk gerçi ama aklıma orası gelmeden söylemiştim yani işte tırnaktan saça kadar. İnsanın başına ve içindeki havasına, içindeki hislerine, havas, hisler, duygular demek yanlış bilmiyorsam. Hemen buradan bakalım. Duyular, hisler, evet o demekmiş. İçindeki havasına saçları adedince vazifeler yükletsin de, yalnız bir saç hükmünde olan bir ücret-i dünyeviye versin. Bak neler neler, neler neler, neler neler yapıyor insanın vücudunun içindeki her şey. Ve hisler ve bedeni neler neler oluyor orada, ne işler dönüyor. Bütün ücreti ne? Dünyadaki varlığı. Çok az ya. Biz neler düşünüyoruz? Nelere hayal ediyoruz? Nelere ulaşmak istiyoruz? Dünyadaki yaşadığımız ömür hayallerimizin kaçta kaçına kavuşturuyor bizi arkadaşlar? Yapmak istediklerimizin kaçta kaçını yapabiliyoruz? Yapabileceklerimizin kaçta kaçını fark edebiliyoruz daha? Ya... Okuyacağımız kitaplara bile yetmiyor. Bir keresinde öyle bir tweet atmıştım. Hani bir kitap sever, bundan bile cennetin varlığına iman eder. Çünkü dünyanın ömrü kitapları öğrenmeye bile yetmiyor, okumaya bile yetmiyor yani. Yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor. Ama biz burada o yetmediğinin farkında bir varlık olarak hayat sürüyoruz. İnsanın başına ve içindeki havasına saçları adedince vazifeler yükletsin de yalnız bir saç hükmünde ona bir ücret-i dünyeviye versin. Adaleti hakikiyesine zıt olarak hikmeti ve adaleti hakikiyesine zıt olarak ve hikmeti hakikiyesine münafi manasız bir iş yapsın. İnsanoğluna böyle bir, gene işte bak kapısını çaldık, Ferrari hep örnek veriyoruz ya. Yani öyle bir araba yapsın, güzel asfaltı buldun mu 300 basacak arabayı yapsın, köy yolunda bıraksın. Adaletin bu mu cazgır? Hani şeyde vardı Keloğlan'da, Keloğlan'ın karşısına çok güçlü bir rakip veriyorlardı. Keloğlan öyle diyordu, adaletin bu mu cazgır?
Keloğlan ve Ali Cengiz oyunu. O da Ali Cengiz değilmiş aslında. İskender Pala 2 dirhem 1 çekirdekte Ali Cengiz olduğunu söylüyor onun. Moğolların yani harpte yaptıkları hilelere atıfla, çok hile yaparlarmış savaşlarında Moğollar, çok harp taktiği bilirlermiş. Onlara Ali Cengiz oyunu derlermiş. Yani harpte yaptıkları hilelere Cengiz ailesinin oyunu. Aile demek ya eski dilde Arapçada. Mesela Ali Beyt diyoruz. Beyt ailesi. Ehli gibi bir mana. O manaya gönderme yapan Ali Cengiz diyorlarmış. Cengiz ailesinin oyunu. O filmin de ismi oydu. Keloğlan ve Ali Cengiz oyunu diye. Tabiri caizse Cenab-ı Hak böyle yaratsın, bu kadar sanatlı, bu kadar üstün, bu kadar şöyle ama pis böyle. Adalet olur mu bu? Ama mahlukat diyor ki Cenab-ı Hak çok adaletli, bak biz varız. Arılar diyor Allah çok adaletli, bak bizi yaratmış, çiçekleri de yaratmış. Güvercinler diyor Allah çok adaletli, bizi yaratmış, bak rızkımızı da yaratmış. Deylekler diyor Allah çok adaletli, bizi de yaratmış, köşe edeceğimiz yeri de yaratmış. Her bir varlık, her bir tanecik diyor ki Allah çok adaletli, çok rahman, çok kerim. Bunları niye Allah bizzat kendisi eseriyle, eserindeki fanilikle, geri dönülmeyecek bir hiçlikle, yoklukla, ölümle yalanlasın? Bir şey anlatmak istiyor, niye aksini de söylesin? Haşa, Allah'ı kendisiyle tezata düşmekten tenzih ederiz, Sübhandır o. Bizde bir eksiklik var, biz tasarımı görmüyoruz. Adalet hakikiyesine zıt olarak ve hikmet hakikiyesine münafi, manasız bir iş yapsın. Hem hiç mümkün müdür ki bir ağaca taktığı neticeler... Kaç dakikamız kaldı? Az kalmış. Buraya geçsek mi? Okuyalım paragrafı. Belki üstüne biraz daha konuşmayı bir dahaki derse terk ederiz. Hem hiç mümkün müdür ki bir ağaca taktığı neticeler, meyveler miktarınca her bir zihayata, hayat sahibine, belki lisan gibi her bir uzvuna, belki her bir masnua o derece hikmetleri, maslahatları takmakla kendisinin bir hakim-i mutlak olduğunu, sonsuz hikmet sahibi olduğunu göstersin, ispat edip göstersin, sonra bütün hikmetlerin en büyüğü ve bütün maslahatların en mühimi ve bütün neticelerin en elzemi, yani lazımı, lüzumlusu ve hikmeti hikmet, nimeti nimet, rahmeti rahmet eden ve bütün hikmetlerin, nimetlerin, rahmetlerin, maslahatların menbaı ve gayesi olan beka ve likayı ve saadet-i ebediyeyi vermeyip terk ederek bütün işlerini abesiyet-i mutlaka derecesine düşürsün. Abesiyet-i mutlaka neydi? Yani sonsuz abeslik, boşu boşunalık, hikmetsizlik. Bak az önce neydi? Cenab-ı Hak hakim mutlak olduğunu gösteriyordu eserleriyle. Ama sonsuzluğu vermezse ne oluyor? Ebediyeti vermezse ne oluyor? Hepsi abesiyet oluyor. Çünkü neticesi yok. O kadar sanatlıyım falan filan ama hiç olacağım. Bütün işlerini abesiyet-i mutlaka derecesine düşürsün ve kendini o zata benzetsin ki öyle bir saray yapar, her bir taşında binlerce nakışlar, her bir tarafında binler zinetler, yani süsler, zinet eşyası diyoruz, süs demek. Ve her bir menzilinde, konağında, odasında binler kıymetdar alat, aletler ve levazımat-ı beytiye, eve lazım olan, levazımı olan şeyler bulundursun da, sonra da ona dam yapmasın, her şey çürüsün, beyhude bozulsun, haşa ve kella. Cenab-ı Hakk'ı böyle bir şeye benzetmekten tenzih ederiz. Haşa, haşa, sümme haşa. Ama haşre inanmadığımızda kainatı böyle böyle düzenler içinde yaratan bir Allah'a bu suçlamayı yapmış oluruz işte. Her şey hikmetli, her şey sanatlı. Öyle bir iki de değil, binlerce şey var. Fakat nihayetinde kaldırak çöp. Evi yapmış, bir sürü sanat, eşya falan. Ama çatı yapmamış, yağmur yağdı mı, güneş vurdu mu, bütün eşyalar çöp. Haşa sümme haşa. Cenab-ı Hakk'ı bundan tenzih ederiz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik.
Söz basım külliyata göre 130. sayfaya kadar da geldik. Bu sayfa altı sözlüklü tasarımda 130. sayfadayız. 11. hakikate daha mesafemiz var. Bir 4 sayfa kadar var. Konuşacağımız şeyler var. Cenab-ı Hak bu hakikatlerden hissemizi ziyade eylesin. Gözümüzü, kalbimizi marifetullahına, itikadın umdelerinin delillerine ve olmazsa olmazlıklarını açsın. Bizim şu an öğrendiğimiz kısmı çok az bir kısmı. Yani ben inanıyorum, yani Üstad Hazretleri kadar bunları fark etsek, o bir yerde diyor ya, bana diyor bir akaid-i imanın hilafına bir şeyi söylediklerinde onu diyor, ona inanmayı kainatı inkar etmek gibi görüyorum diyor. Yani ya da bundan daha kuvvetli bir ifade vardı, tam yerini hatırlayamadım, tam şeklini de hatırlayamadım. Yani o kadar imkansız geliyor bana diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl öz amcası, kendi kabilesi, aşireti, şehri, insanların ekseri düşmanken, eziyet ediyorken bir gram bile sapmadı. Öyle inanıyordu. Bu böyle sadece taklit değil. Yani o kadar olmazsa olmaz geliyor ki ona. O kadar olmazsa olmaz. Cebrail Aleyhisselam'ı görmüş, ayetlerini görmüş, miracı görmüş. O kadar olmazsa olmaz geliyor ki ne gelse üstüne gram sapmıyor. Bizim bugün imanımız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o Himalayalar gibi imanına dayanıyor. Nasıl dağ silsileleri, ta Türkiye'deki Toroslar bile, Doğu Karadeniz dağları bile Himalayaların devamı değil mi? Himalayalar bir başlıyor, Hollanda'nın içinde Alplere kadar sürüyor galiba o dağ silsilesi. Aynen o şekilde bizim imanımız da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın imanına dayanıyor hala. Demek ki bu hakikatler açıldığı zaman insan öyle bir şey sahibi oluyor ki karakter, bağlantılı olarak kanaat, görüş, çaba, sabite sahibi oluyor ki gram yerinden sarsılmıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sarsılmamış, sahabesi sarsılmamış, tabi'in, tebe'i tabi'in, ulemamız sarsılmamış. Geliyoruz ta çağımıza İmam Zahideli Kevseri Hazretleri, Bediüzzaman Hazretleri, gibi gibi Mehmet Zahit Korku Hazretleri vesaire, o karanlık zamanda, korkunç zamanda, diktatörlük zamanında sarsılmamışlar. Bu imana sahip olmak demek sarsılmamayı beraberinde getiriyor. Cenab-ı Hak bizi de o deprem sütunlarından birisi eylesin. O deprem sütunlarının bizden evvelki o büyüklerin şefaatine bizleri nail eylesin. Onların gölgesini başımızdan, üstümüzden eksik etmesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.